hemen abone ol. Videoları ilk izleyen sen ol. Sizlere uzun zaman sonra tekrar sesleniyorum. Bir sağlık problemi yaşadım. Öncelikle hepinize tekrardan merhaba diyorum. Güzel bir Ankara yazında. Bugün çok değerli, benim bir büyüğüm. Yıllardır onu izleyerek geldik buralara. Mehmet abim yanımda. Mehmet abim hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Bizi çok mutlu ettin. Ahırımıza şefir. Çok mutluyum yani şu anda. Çok teşekkür ederim. Sizin başınızı belaya mı soktuk? Yok abi, beni çok mutlu ettin ya. Biz bu, şöyle büyüdük bakın bu, arkadaşlar. Bu şey sana atarak demek istiyorum. Canım. Hayır canım. Yani hadi, ya hadi. Şöyle. İtiraf edin. Yok abi, itiraf edeceğim şimdi bak. Ben seninle büyüdüm. Senin ilk programınla büyüttüm. Hatta programlarını izlerken o zaman yani çok küçüktüm. Ya yapabilir miyiz acaba? Edebilir miyiz de büyüdük abi. Sonra işte dedim ya, insanlar izleye izleye bir yerlere gelir buraya. Bugün şunu kurarken, şunu kurduktan sonra pişman olduğum dönemler oluyor mu? Yok, olmuyor abi. Ben çok seviyorum işimi abi. Hayvancılığı çok seviyorum. Hatta o kadar çok seviyorum ki bazen şey diyorum yani, acaba çoluk çocuk da şunu ahırı getirip de hemen evimin yanına mı kursaydım da orada yaşayıp bu kadar mıydım? Ben bu kadar seviyorum. Yani evini buraya taşısaydın ya. Yani burası uzak Ankara. Uzak mı? Ondan sonra ama tabii bu benim sevmem değil abi. Sadece benim sevmem. Ben bu işi bir sonraki nesle aktarmam lazım. Yani ben şimdi bundan 2-3 hafta önce İzmir'de bir programım vardı Halil abiyle, hatırladın mı abi? Evet, evet. Ne dedi abi? Ben dedi gözyaşlarıyla bakıyorum dedi. Evet. Ben bunu yapmak istemiyorum abi. Ben bunu evlatlarıma, benden sonraki nesle, gözyaşlarımla değil, umut doluyla, benden daha ileri götürecek işler yapmak istiyorum abi. Eğer ben bunu yapabilirsem işte daha mutlu olurum. Tamam, için ben bu konuda atıf fikrimi değiştirdim. Yanlış anlama. Niye abi? Şimdi dikkat ediyorum, ben de senin gibi olaya baktım. Benden sonra oğlum yapsın, torunum yapsın. İyi de kardeşim, anam için çalış, babam için çalış, karım için çalış, arkadaşım için çalış, Türkiye için çalış. Abi tavut için ne var? Sıfır var. Ya. Bu ne abi? Ben Mehmet abi, bak orada da seninle şurada ayrılıyorum. Tamam, ayrılalım. Hadi. Ayrılalım abi. Ben şimdi izledim ya, ben bu arada mühendisim. Ben her şeyi matematiğe vururum abi. Tamam. Az önce seninle konuştuğumuz konu. Tablomu çıkarırım. Hı. Bakarım hayvanım abi şöyle güzelce. Matematik olarak şunu yaparım. Bir, insanın ne ihtiyacı var? Bir, para kazanmaya ihtiyacı var ki hayatını daim ettirsin. Tamam. İki, sevdiği işi yapmaya ihtiyacı var. Mutlu olabilirsin. Mutlu olacağız abi. Karımız, çoluk çocuğumuzla vakit geçireceğiz abi. Üç, ona bu fırsatı verecek bir teknolojiye ihtiyacı var. Yani akla ihtiyacı var. Yani ben burada ahırımda birçok yönetim, birçok farklılık yaptım. Teknolojiyi iç içe geçirdim. Ben bu ahırıma gelmeyeyim. Hayvanın kaç litre süt verdiğini, kızgın olup olmadığını, hasta olup olmadığını hepsini uzaktan telefonumda görebiliyorum. Yani kendime fırsat tanıyorum abi. Biz eskiden anam babam usulü yapanlar da abi bu sıkıntı vardı. Yapmıyor. Adam diyor ki önüne neye mi koydun kardeşim? Bilmiyorum. İşte saman, işte ne bulduysam yiyen. Abi hayvanın kaç gündür tohumladın, kaç gündür hasta, bu hayvan gebe mi, bu hayvan kilosu ne? Bunların hiçbiri bilmiyor. Abi o zaman hayvancılık yapmıyorsun. Hayvana hizmetkar oluyorsun. Biz hizmetkarız. Biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz ama severek yapıyoruz. Ve kazanıyorsunuz da. Elhamdülillah. O zaman niye ağlıyorsunuz abi? Abi niye ağladım söyleyeyim sana. Bak şimdi sen, ya bunu tabii anlatacaktım ama senin sayende bir anlatayım. Şimdi biz diyoruz ki bak bütün, diyorum ki süt 15 lira olsun. Neden? Neden olduğunu anlatayım şimdi. Sen şöyle yapma. Ben bu ahırı niye kurdum abi? Para kazanmak için. Tamam. Bu malı niye aldım abi? Para kazanmak için abi. Ben bu işi iyi yapmam lazım. Doğru mu abi? Evet. Şimdi ben bu işi severek yapmam lazım ve neslimi aktırmam lazım. Doğru mu? Para kazanmam lazım. Şimdi ben sana bir para kazanma yöntemi anlatayım. Bu ahırda yaklaşık 350 tane mal var. Bu ahırda yaklaşık olarak söylüyorum abi bu dayı. 25 milyonluk mal var. Ben gideyim. Kardeşim, devletim, ben bu malı sattım, kestirdim. Götürdüm de bunu sana verdim, kur korumaya yatırdım. Her ayda bana 1,5 milyon göre verecek misin? Vereceğim. Riskim var mı? Yok. Dolar düşse de riskim yok, çıksa da riskim yok. İki, abi pislikle uğraşıyor musun? Uğraşmıyorsun. Yani hiçbir zararın yok, karın yok değil mi? Bu sadece hayvan. Bir de ahırım var benim. Dünya kadar arazim var, yatırımım var. Yani sen diyorsun ki, atıyorum bu işletme özne sana, sen 50 milyonluk ticaret yap ama para kazanma. Ya da hayvancılığı bırak. Ya diyorsun ya para kazanacaksın. Kazanacaksan parayı. Hatta para kazanmayı garanti ediyorum sana. Evet. Aman hayvancılık yapma. Aynen öyle.
Diyor ki şimdi, gelelim ki, şimdi ben de diyorum ki kardeşim ben oturduğum yerde 2-3 milyon para kazanabilme farzın varsa yani, şu pislikle çıkarıyorsam ya hiç olmazsa bu kadar kazanmayayım mı ya? Ya yazık değil mi? Yani 100 milyonluk ticaret alıp risk yapan bir adam hiç risksiz bir adamla aynı kefek olur mu? Devlet bize şunu diyorum abi, sen bu yıllardır insanlar için Halil abinin durumuna düş, bu çiftliği kapat, evine git, başver ne üreteceksin, ithal ederiz diyor. Bak bunu diyor resmen bize, değil mi? Kapat burayı diyor. Ben de diyorum ki kapatmayacağız. Bu kadar. Bu kadar. Üreteceğiz abi. Üreteceğiz. Elimizden geldiği. İnadına mı? İnadına üreteceğiz. İnadına da üretiyoruz abi. Bak inadına da ürettiğimiz dönemler oldu. Bak şimdi ben bu dönem para kazanıyorum diyelim. Ama zarar ettiğimde abi herkes sırtını dönüyor. Bugün bakanlıktan arkadaşlar buradaydı. Yetkililer de buradaydı. Konuştuk abi. Dedik ki bu yanlış politika mı diyor. Bizim bir politikamız yok ki diyor. Ne diyeyim şimdi? Bitti. Ne diyeyim abi? Bitti. Yok ne diyeyim? Biz niye konuşuyoruz? Yok, abi biz de konuşuyoruz ki az önce seninle konuştuğumuz mevzu. Halkı bilinçlendirmek. Eğer iki tane usul vardı. Biliyorsunuz devletin yaptığı, benim de inandığım bir usul vardı. Birincisi neydi abi? Hayvancılık nasıl bir şey? Devlet ne diyecek? Diyecekti ki, dedi ki sana, işte sana hayvan veriyorum, şunu veriyorum, bunu veriyorum, şöyle yapıyorum. Bir sürü seni kandırdı, bu işin içine soktu mu? Bu işi de ayakta kalıp, bu işi seviyorsan eğer, bu işten para kazanman için birincisi gerçekten çok iyi management diyoruz. Yani yönetim olacak. Çok iyi hayvanları yöneteceksin ki ayakta kalabilirsin. Yoksa batarsın. Bir, insanlara diyoruz ki iyi yönetim böyle olur. Bakın biz iyi yönetimi böyle yapıyoruz. Biz iyi yönetim yapmak için bunları dikkate alıyoruz. Ama senin sermayen var. Ne? Senin sermayen var. Senin paran var. Bir dakika abi. Sermayen mi var, borcum var. Borcum ne olacak? Abi sermayesi olan adam borçlar risk alıp işi tamam işte ya diyor ya borcu olan ne olacak? Benim borcum ne var? Kazanıp kapatacaksın abi. Ha işte kazanıp kapatacağım. Borçtan korkmayacaksın ya. Yani. Tamam ben sana bir borç kapatmayı söylüyorum sermaye Mehmet abi. Şimdi sen çok güzel konuştun. Uzaktan davulun sesini vurdun değil mi? Sermayem var kardeşim dedin. Ben de sana söylüyorum. Geçen sene arkaya aldığım kabayem 500 bin lira. Atıyorum bu rakamı. Bu sene o kabayemi almaya çalışıyorum. 1,5 milyon. 500 bin lira para kazanayım. 500 bin lira da kaba yemim koydum oldu 1 milyon. 500 bin lira nerede? Hayvana yedirmeseydim o yemi ben. Orada öyle duraydı. Satsaydın bu sene. He, 1,5 milyondu. Ben hayvana yedirdim. Süt ürettim, et ürettim. 500 bin lirası gitti. Peki abi sen matematiği çok iyi bilen bir adam olarak. Estağfurullah. Bu arada şey değişti bu arada yani. Ne? Konuk ben miyim sen değiştin. Yok abi sor. Bu güzel şey abi. Hayır. Konuk bendim ama soruyu ben soruyorum. Sonra değişti yani. İnsanlar aklına gelsin. Matematiği iyi bilen bir adam olarak sen evet. 1,5 trilyon lira parayı hayvanlara yedirmek yerine niye o da o şey balya olarak satıp yapmıyorsun da hala zarar edip hayvanların kokluyorsun? Çünkü seviyorum abi. Sevginin bedeli mi bu zarar evet etmek abi, yani? Evet abi. Ama abi matematik. Türk hayvancılığı böyle. O zaman madem sevginin bedeli olmasaydı şu anda hayvan olmazdı. Bu ülkede hayvan olmazdı. Bak abi az önce konuştum. Ya o zaman şunu mu diyorsun? Bizim hayvancılıkla matematik örtüşmüyor abi. Örtüşmüyor abi. Heh. Örtüşse ha. Böyle biz isyan etmezdik. Geçen sene isyan etmezdik. Bak yıllardır zarar ettirdiler. Ve inekler kesildi değil mi? Evet. Sonra bağırdık. Evet bağırdık değil mi? Yapmayın dedik. Etmeyin dedik. Acayip bağırdık. Evet. Dinlediler mi abi? Hayır. Tamam. Hayvanlar kesildi. Sonra ne oldu? Her zamanki gibi bastırdım. Sütün fiyatı bir patladı. Süt, yani peynir, etten pahalı oldu. Doğru mu? Evet. Bir dönemi gördük mü? Evet. Bu olunca biz yine bağırdık. Ne dedik? Ne geliyor dedik? Et o kadar ucuz değil bak. Yanlış yaptınız. Onun da bedelini ödeyeceksiniz dedik. Bugün etin bedelini ödüyorlar değil mi? Bak ben sana bir hikaye daha anlatayım. Benim genelde arkadaşlar bilir. Kameraman olarak Emrah ne zaman ne dediysem 6 ay sonra... Açarız, bakarız. Doğru mu, yanlış mı? Şey bugün sana yine tarih veriyorum. Bugün tarih ne? 12 Temmuz. 12 Temmuz. 2023. Tamam. Bu kışı rahat geçireceğiz. Et mevzusunda. Bak, et mevzusunda bu kışı rahat yani geçireceğiz. Yani etimiz de var, fiyat uygun demek istiyorum. Yok. Uygun değil de bu fiyatlarla bu kışı rahat geçireceğiz. Bunu unutma abi. Şu an kaç para et? 220-240 civarında karkas kesiliyor. Yani bölgesine göre, yerine göre, ihtiyacına göre. Normal. Hani... Bu kişi rahat geçeceğiz. Fiyatlar böyle kalacak. Ama bunu unutmayın. Şu gelen danalar var ya, bu ithal danalar. Onlar bitecek ya. İnekleri de böyle
sütü böyle ucuz sattırırlarsa o da bitecek. Arkadaşlar seneye Ramazan'dan önce tekrar konuşacağız. Tamam mı? O da 8 ay eder. 8 ay sonra tekrar bu videoyu açacaksınız. Bu anı hatırlayacağız. Mehmet abi diyeceğiz ki ya bu ne oldu diyeceksiniz. Bakın ne oluyor o zaman etin fiyatı. Abi sence bu ülkede 8 ay sonra düşünen bir tüketici, bir siyasetçi, bir bürokrasi var mı? Az önce konuştuğumuz mevzu. Siyasetçi bunu düşünmez. Tamam. Ama sen tüketici, sen halksın. Seni önümüzdeki 6 ay neyin beklediğini bilmeden bugün hareket edersen o zaman kusura bakma da hak ediyorsun abi. Hah, işte olay bu abi. Ben de Türkiye yanlış yere ağlıyor. Evet. Hak ediyorsun. Biz muhatabımızı ve suçluyu yanlış yere ağlıyoruz. Ben geçmişe bakmam. Geçmişte şöyle oluyor demem Mehmet abi. Ya geçmişte böyle olmuştu. Yani oldu, oldu, bitti. Şimdi ya ileri bakacağız ve günümüze bakacağız. Şimdi bana çıkıp biri bugün mesela ekonomik programdan dolayı işte bu bedeli şu yüzden ödüyoruz. Ya ödedik, o bitti artık arkadaş. Onu kapattık, o bitti. Bizim artık bu saatten sonra yapmamız gereken geleceğimize bakmak değil mi? Ya işte şöyle oldu, böyle oldu değil. Şimdi ben diyorum ki size gelecekte bunlar oldu, bitti. Ama bir ekonomik program açıklanıyor. Vergiler arttı diyor, şunlar arttı diyor. Bunlar niye? Daha iyi olsun diye. Bunu sineye çekecek diyorlar. Tamam onu da çekiyorum diyorum. Hayvancılık da politikamız ne abi? Yani Bakan Bey ne açıkladı bize? Ne yapacağız biz şimdi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bu zaten... O zaman sen abi kendi el yordamınla mı yürümek istiyorsun? Veya sizi ya da hayvancılara öyle mi diyorlar? Ya diyor, hayvancı ne diyor biliyor musun ya abi? Diyorlar böyle abi böyle yürü ya da kapat. Bak şimdi abi şu güzel kızı gördün mü abi? Bu güzel kız... Maşallah evet. Evet bir yaşında. Ondan sonra bu güzel kızımız büyüyecek bize süt verecek abi. Tamam mı? Gel kızım. Tamam. Bu kız bize süt verecek. Bu kız bize süt vermese ben bunu besiye çeksem. Kaç ayı var abi? Kesinlikle. Şu anda bir yaşında değil. Tamam senin bir 2-3 ayın daha var. En kötü 7 ay 8 ay bunu besiye çeksem. Bu hayvanı getirsem. Abi, ben besiye için diyorum. Besiye diyorum. 8 ay besiye çeksem şunu. Karkas 500 kilo yapsam. Götürsem malımı kessem. Ben zarar eder miyim? Etmez. Etmem. Kim zarar eder? Ben ederim. Ya. O yüzden ilk isyanı kim çıkaracak? İsyan derken hani çıkın sokağa şey yapın diye değil yani. İlk beyinden hissiyatı gönderecek olan kişi tüketen. Aynen öyle. Yani halk. Halk. Halk diyecek ki tamam kardeşim sütün acı bedelini ödeyeceğim. Bu yaptığımız hataların acı bedelini ödeyeceğim ama bana bir program sun. Bu hayvanı kestirmeyeceğim. Evet. Bana önüme bir program sun diyecek. Çiftçi diyecek ki ya ben bu sütten para kazanıyorum. Sana da para kazandırmam lazım. İşte o yüzden onu mutlaka dengesine tutturacağız abi. Peki bu konuda tüketici şimdi süt mü almalı sence? Pahalı sütü yemeli mi? Şimdi ya, abi. Yani ne istiyorsun mesela? Ben az önce sabah yeni hayvan alırken hep şöyle derim. Konjektüre göre alacaksınız arkadaşlar. Ben sementalciyim. Ben sementali çok severim. Ama yeni ahır yapacağım mesela. Ben jerseyciyim mesela bu arada. Mesela, doğrudur. Sen, ama bizim böyle, bir arada biz Mehmet abiyle hemşeriyiz yani. Aynı ottan yedik, aynı ottan yedik büyüdük ya. Ben ofluyum. O Akçabat değil mi abi? Şalpazarlı. Şalpazarlı. Evet. Ondan sonra çok yakınız birbirimize. O yüzden ben bilirim. O yörenin tek hayvanıdır. Tek geçerim. Evet. Ama az çok İç Anadolu bölgesinde şimdi olduğunda ya simental ya hoştayın alacaksınız. Motofon da iyidir, kötü diyemem ama şimdi ben simentalciyim. Yeni çiftlik yapacağım diyelim. Bu çiftlikte bugün önüme program koyacağım abi. Diyeceğim ki ne alayım? Simental, Holstein, Jersey. Ben Jersey'i bu bölgede alıp almama kararsız sen şöyle söyleyeceğim. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye'nin ekonomik durumu kişisel olarak bahsediyorum. Alım gücü artacak mı azalacak mı? Azalacak. Azalacak. Bunu hem senle beraber peki matematik yapıyoruz abi bu arada. Tamam yapalım. İnsanlar süt almaya gidince önce fiyatına mı bakacak kalitesine mi bakacak? Orada genel konuşuyordum şimdi düzeltiyorum abi. Evet abi. İki türlü bakacaklar. Türkiye'de uçurum şöyle oldu artık. Evet. Biri direkt fiyatına bakacak olan bir kesim var. Evet. Direkt ezbere. Yüzü artık o ben tabii ki fazla. Ben bir rakam söyleyeceğim sana. Ama farklı bir şey daha söylüyorum abi. O kadar da farklı düşünmeyeyim. Ben bundan sonra bu ülkede emeklilerin sayısı arttı, maaşları da arttı, başka şey oldu. Süt kalitesi isteyen bir kavram da olacak. Olacak. Önümüzdeki 20-30 yıl değilse artık. Yok o kadar uzun sürmeyecek. O kadar uzun sürecek. Yok bak abi.
bu konuda şöyle ifade edeyim. Ben tam bundan 10 sene önce dedim ki bir gün İzmir'de bunu söyledim. Bir gün gelecek Türkiye'de iki şey olacak dedim. Bir, düve merkezleri oluşacak. Sadece düve, damızlık düve yapılacak. İki, bunda saydığım süt, jersey, pardon, Holstein sırasıyla yukarı aşağı geliyorum. Simental, Bondafon, jersey diye kademe kademe olacak demiştim. Evet. Şu anda bu çok yoğun değil ama göreceksiniz. Siz daha iyi bunu biliyorsunuz. Evet abi. Bundan sonra insanlar abi hangi süt, hangi hayvanın sütü diye soracaklardır. Bu oran şu anda %30 jersey veya simental olabilir veya fiyat olabilir. Ya yani az kısmı diyorum kalite olabilir. Evet. Ama giderek artacak. Ama sen daha uygulamayı iyi bildiğin için daha rahat bir rakam söyleyebiliriz. Ama ben bundan sonra giderek göreceksiniz. İnsanda parası az olsa bile mesela kurbanda bu sene büyük hayvanlar satılmadı. Küçük üst düzey hayvanlar satılmak zorunda kaldı. Niye? Para yetmedi çünkü insanlar cebinde. Katılıyorum sana ama ben hala bu ülkede yoğurdun üzerindeki kaymak sütü içtiği zaman oh edeceğim bir süt aranacağını düşünüyorum. İnşallah dediğin o günler biz görürüz. Ne demek sen görürsün? Ya biz görürüz dedim ya. Yani o kadar sana net söylüyorum. Biz işletmeler olarak önceliğimiz kaliteydi. Biz bu programa ilk çıktığımız günde şunu dedik Mehmet abi. Biz dedik ki biz bu işletmelerde birinci şeyi hedefledik. Kalite. Nasıl kalite? Hayvan kalitesi. Spermanın kalitesi. Ve bu hayvanın bir sonraki nesli hem kendi genetiğini hem de getirdiğimiz o spermanın genetiğini aktarıp daha güzel yavrular oluşturabilmek. Ben burada bunları sağladıktan sonra iki ne dedik abi? Sütün kalitesi. Sütün yağı, sütün işte ağrı olması, bunu işletmelerin insanlara rahat ulaştırabilmesi. Bununla ilgili olarak da hepsini bunları anlattık. Şimdi temel ne oldu biliyor musun abi? Şimdi bugün geldiğimiz noktada. Biz beklenmedik bir şekilde, inanılmaz bir şekilde hayvanların fiyatını arttığını gördük. Bu da bu işten çıkmak isteyenleri, yani benim müteahhit dediğim, yani aslında bu işi yapmıyor da geleyim de ya belki de devlet bedava para dağıtıyormuş diyenleri bu işten çıkmasını sağladı mı? Tamam, bu senin için avantaj. Bu benim için avantaj olduğunu düşünüyorsun. Fiyatsal olarak değil mi? Bunlar gitti abi. Et zaten o yüzden yüksek. İki. Ama bunlar bir şey dezavantaja getirdi abi. Şimdi büyük büyük besici arkadaşlar buralardan hayvan toplamak yerine ne yapıyor biliyor musun abi? İthalat evet, istiyor. Blok getiriyor. Daha ucuz abi. Daha ucuz diyor. Daha ucuz. Ama diyor ki karda iyi, bazıları da iyi para kazanıyor bu işten. Mantıklı mı onun için? Ticari olarak 10 numara iş. Onun için ben o adamın yerinde olsam ben de aynısını yaparım. Aynı. Tamam. İşte burada devlet devreye giriyor. Devlet diyecek ki getiremezsin kardeşim. Gidip toplayacaksın. Ahırlarını dolduracaksın. Bu ürünü gerekirse buradan pahalıya alacaksın. Biz bu eti pahalıya yiyeceğiz. Ama bu üretim artacak. Bir dakika abi. O da dur abi. Evet. İyi bildiğim için söylüyorum. Şu anda Tarım Bakanlığındaki gerek bürokrasi, gerekse Sayın Bakan ve yardımcıları. Evet. Toplantıya gidiyorlar. Hazine Maliye ile toplantı yapılıyor. Evet abi. O toplantıda tek soru şu. Abi kaça mal ediyorsun? Kaça satıyorsun? Yani ben bu parayı yurt dışından getirdiğim zaman mı daha uyguna geliyor Türkiye'ye? Yoksa Davut'a verdiğim zaman mı uyguna geliyor? Bir bakıyor, hesaplıyor abi. Tamam. Yurt dışından getirmek hazine ve maliye açısından daha uygun. Öyle mi abi? O yüzden Türkiye'de şu an bütün hayvanlar ticari olarak bakılıyor. Yani Türkiye'ye dedin ya devlet diye. Evet. Şu an devlet yok hocam. Tamam. Büyük tüccar var. Tamam. Ben de diyor musun işte devlet o değil abi. Benim devletim o değil. Benim devletim bugünü kullanmaz. Bu palyatif bir çözüm. Bugünü kurtarır mısın bunu abi? Kurtardım. 10 sene sonra ne olacak? Ben de kestim. Ne olacağız? 2 sene sonra kayıp zaten. Ya o boş ver. İşte anlatıyorum ama 10 sene sonra herkes kesti. Ne olacak abi? Gittin dedin ki Brezilya'ya bana dana ver dedim. Vermiyorum kardeş dedi. Ya da dana 8 dolar dedi. Ne diyeceğiz? O zaman Arjantin'e gideceğiz abi. O zaman biz niye İHA, SİHA, TOG üretiyoruz? Niye bunun reklamlarını yapıyoruz? Madem öyle her şey ucuzuna gidip alıyoruz. Adamlar ucuz veriyor da gidip alalım. Yani. Öyle mi oluyor iş? Olmuyor abi. Üreteceğiz. Ya şunu mu diyorsun? Ben bir yere söylemiştim. Belki bana katılırsın. Tarımın da bir İHA ve SİHA'sı lazım. Aynen öyle. Aha İHA, A da SİHA. Aynen öyle abi. Bu net olarak doğru. Ve buna sonuna kadar altına imzamızı atarım. Değil mi? Sen bizim büyüğümüzsün. Sen bizden daha çok. Ben senin kadar ne çiftlik gördüm, ne ben senin kadar.
çiftlik gördüm, ne ben senin kadar işte bu sektörde hizmet ettim, insan tanıdım. Hem iyi çok insan tanımışsındır, biz de tanımışsındır, ağrımızı gördün. Bizim hedefimiz şu değil. Yani biz bir malı kestirip çek gidelim. Gidelim. Bana bir şey olmaz çok yani. Çok kolay ya bu onu yapmak ama en kolay şey. Direnmek en zoru değil mi? Evet. En zor döneminde direndik. Şimdi daha zor dönemleri gelecek yine direneceğiz. Şu anda sizin en iyi zamanınız olması lazım abi süt dışında. Süt dışında evet. Şimdi zaten şu an en iyi zaman. Hayvanımız para ediyor şu anda. Tamam zaten. Etiksiz para ediyor şu anda tamam. Sizin. Süt dışında doğru. Tamam. O zaman diyorum ki zaten yanlış olan bu Mehmet abi. İnsan zaten şunu demeli, ben sütten para kazanıyorum, bu ineği kestirmemeliyim, bundan bir yavru alalım, hayvanım da para ediyor demeli. Ama sütten zarar ederse, o da şunu der, salak değil bu adam. Keseyim malımı, paramı cebime koyayım kardeşim, ben bu işin pisliğiyle uğraşmayayım. Bu hayvanın sütünden zarar edeceğimi, zaten para kazanıyorum, paradan da para kazanırım. Aslında bu şuna benziyor sanki Davut abi. Süt, insanın kalbi. Evet. Bizim kalp her an tekleyebilir abi. Aynen öyle abi. Her an kalp krizi geçirme ihtimalimiz yüksek bizim. Bak bir şey soracağım abi. Sütün maliyetini çıktı. Devlet diyor ki bak yanlış o maliyet hesabı. 10.54. Evet. Ben hesaplıyorum 12.50-12.55. Bak ben hesaplıyorum 12.55 lira. Hadi olsun 11 lira otanı bulacağım. Bulmayayım ya 12.55. Onun dediğini de bulacağım. He. 10.5. Ya diyorsun ki sen bu sütü 10.5'a mal ediyorsun. 8.5'a satacaksın. Bak Ulusal ya, Süt Konseyi diyor bunu ya. Ya Allah'tan korkun ya. 10.5'a mal ediyorsun, 8.5'a satacaksın. Hayır bunu şimdi bunu çiftçiye nasıl açıklayacaksın? Açıkla abi. Açıklama değil de böyle bir beyin bana ne moral verir, ne para kazandırır. Bu var ya bu adama resmen beni vur demektir yani. Tamam. Off olarak konuşuyor. Aynen offli diyor şimdi. O offli diyorsun ki sen. Bak sütten zarar ediyorsun diyorsun. Ama az önce ne dedin sen? En iyi dönem. Ne için iyi dedim? Hayvanın para ediyor. Etin para ediyor. Adama diyor ki. Yok ki. Ha, adama diyor ki bak ulan et para ediyor, hayvan para ediyor. Ne yapacağım? Ula işte hocam acaba bunu kessen mi, kesmesen mi? Lan bundan yavru olacağım diye ulaşacağım ha? Keserim ben. İşte en tehlikelisi bu. Şu an bunu yapıyorum. Biz altın yumurtlayan tavuğu kesiyor. Tavuğu kendini kesiyoruz. Aynen. Bir yumurta parasını kazanacağımız diye bir uzun süreki yumurtayı yedik. Abi onun da sebebi ne biliyor musun işte? Bu seçim ekonomisi dedik ya. Aslında çiftçiye yüklenen ağır bu sorumluluk. Biz çiftçiye dedik ki bunun enflasyonun sebebi sensin dedik. Suçlu. Tabii suçlu bizi yakaladık. Yakaladık. Anne de soğan depoları bastık ya soğan bu. Şimdi yakında konuştum polisler geldi bizim ineklere babalar. Ulan siz suçlusunuz diye bizi içeri atarlar falan. İnekler siz süt vermiyorsunuz diye içeri. Şimdi suçluyu biz aramak yerine sorunları, çözümlerini tespit edip ortaya koysak belki 3 senede düzelecek. Bence çok kolay biliyor musun abi? Zor değil. Bak bu ülkede gerek tarımın yani arazi anlamında söylüyorum. Yani buğday, arpa ve diğer yeşil bitkiler. Gerekse hayvancılıkla alakalı politikaları çok küçük minik adımlarla yapıldığı an 2 sene sonra bu ülkede olağanüstü şeyler olur. 2 senede. İnşallah olacak abi. İnşallah o günleri de göreceğiz. Hayır, umutsuz olmamak lazım ama. Bak umut değil ama. İradeyi görmek lazım. Yok abi. Abi bu işi sen de görüyorsun ama herkes de görüyor abi. Tabii. Bugün senin 12 liraya mal ettiğini söylediğim bir sütü 8 liraya al diyorsan hocam bu düpedüz zarar et demektir. İyi de kime söylüyorsun bunu ya? Ben devlet miyim ya? Devlet sensin kardeş. Sen zarar et. Evet. O da diyor ki olmaz. Ben senden alıyorum zaten diyor. Olsun. Bu derdimiz büyük ama seninle bir program daha çekeceğiz. Tarımın asıl sorununa gideceğiz abi şimdi. Götüreceğim şimdi seni. Asıl tarımın sorununa götüreceğim şimdi ben seni. Abi, büyük sorunlarına. Sorunla bıktım ben artık. Bana çözüm söyle abi. Çözüm yani. Mü? Var. Var mı? Ama irade yok. Abi buradaki gibi. Arkadaşlar Ankara'dan herkese selam gönderiyoruz. Mehmet abiyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Hepinizi çok seviyoruz. Üretici bütün kardeşlerime hasat döneminde bol, bereketli, güzel bir hasat geçirmelerini... İnşallah önümüzdeki yıllarda bu konuştuğumuz sorunların da hiçbirinin olmamasını diliyorum abi. Oho çok büyük laf ettin ama hadi bakalım. İnşallah. Amin diyelim yani. Amin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.